Merhaba, Yalnız Değilsiniz programına hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Serap ile görüşüyoruz. Serap benden çok uzakta yaşıyor ama uzun zamandır da yüz yüze görüşemedik ama Skype'da böyle. İyi ki Skype var, değil mi Serap? Evet, kesinlikle. Serap benim için çok özel bir insan çünkü çok güçlü bir insan. Uzun zamandır kanserle savaşıyor. Ama kanserle savaşıyor diyorum ama üstün el hep onda. Şimdiye kadar hiç pes ettiğini ya da hatta şikayet ettiğini bile çok duymadım. Kim bilir içinde neler vardır, ne fırtınalar dönüyordur. Çünkü küçük de bir kızı var. Kolay bir şey değil ve Amerika'da yaşıyor. Ailesinin desteğinden biraz uzak kalıyor. Her ne kadar onlar her zaman oradalar. Ama Türkiye'de olmak gibi olmayabilir. Bunları biz senden öğrenmek istiyoruz. Bu savaş ne zaman başladı? Ama ayrıca da seni sadece kanserle savaşan bir kadın olarak göstermek de istemiyorum. Aktivizm yapıyorsun. Senin gibi insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. O açıdan da tanıtmak istiyorum. Sen ne zamandır Amerika'dasın? Teşekkür ediyorum öncelikle Elifçim. 2000 yılında geldim Amerika'ya, Temmuz ayında. Ondan beri buradayım. Buradayken hastalandım. Buradayken çocuğum oldu. Burada birçok değişiklik yaşadım yani. Önce çocuğum oldu, sonra kanserle tanıştım. 2005'ten bu yana da kanserle savaşıyorum. 2 senelik bir aranın dışında sürekli kema alıyorum. Evet, ne zaman öğrendin? Sen hemen bebek doğduktan sonra mıydı? Tam hatırlayamıyorum ben onu. 1,5 yaşındayken kendi hissettiğim bir küçük beze mi diyeyim, bir şişlik Evet. göğsümde. Onunla doktora gittiğimde öğrendim. Evet, meme kanseriydi yani, değil mi? Evet. Küçük bir çocukla, üstelik de yabancı olduğun bir ülkede çok kolay bir şey değil. Neler düşündün? Hiç kolay değil, evet. Zaten kanser olmanın getirdiği bir şaşkınlık, bir yıkım, bir psikolojik travma geçiriyorsun. Bir de başka bir ülkede yalnız olmanın getirdiği bir şey eklenince üstüne çok zor günler geçirdim. Şu son zamanlarda o kadar kafama takmamayı öğrendim tabii. Ama ilk başlarda herhalde herkesin geçirdiği o dönemi ben biraz daha uzun yaşadım diyebilirim. Şaşkınlık, kızgınlık. Evet. Kendi Yani kendime kızgınlık, her şey kendi için. kendine kızgınlık hem de. Kendi kendime de kızgınlık tabii. Yani şimdi insan kanser olduğu zaman bunun neden olduğunu tam bilemiyor. Acaba ben bir yanlışlık yaptım mı? Kendimi üzdüm mü? Kanseri kendime getirebilecek ne yapmış olabilirim diye bir kızgınlık da yaşadım tabii. Anladım. Belki yemeklerden mi, sudan mı bir şey mi yaptım? Evet. Evet, haklısın. Her ne Olabilir. kadar bence mantıksızsa da ben kanser hastası olmadığım için bilmem mümkün değil. Ayrıca da sana da kıyamam. Öyle şeyler düşünürsen üzülürüm. Şu an Peki. düşünmüyorum ama evet, aslında insanların kendi kendine getirdiği kanser de var. Mesela sigara içenleri hiç anlamıyorum. Evet. Bu zorla ben kanser olayım demek gibi bir şey benim için aslında. Ama hiç sigarayı dokunmamış insan da kanser olabiliyor. O da başka bir şey tabii. Evet. Sonuçta Sen biraz... kanserden önce nasıl bir hayatın vardı? Ben seni bildiğim kadarıyla her zaman sağlıklı yaşayan bir insandın, değil mi? Evet. Yok, herhalde şey değil. Yani insan ne bileyim stres altında kalır. Bu stres onu çok etkiler. Kimi insan depresyona girer, kimi insan bunu çabuk atlatır falan. Ben bu tür şeyleri hani sağlıklı besleniyor muydum, beslenmiyor muydumdan daha çok düşünmüştüm. Acaba öyle bir şeyde üzüldüm, kendimi kanser yapmış olabilir miyim diye, ama o kısa bir dönemdi. Çünkü sonuçta kanser olunca insan şaşkınlık yaşıyor ya. O şaşkınlıkta insan ne düşüneceğini de bilmiyor ve mantıklı düşünmek de mümkün değil zaten. Evet. O dönemde düşünmüştüm ilk Peki, şimdi sorunu. sen Amerika'dasın, küçük bir çocuğun var, eşin var, sana çok destek olan ama yine de kanser olan sensin sonuçta. Evet. Ne yaptın? Sizin sigortanız var mıydı? Evet, sigortamız vardı. Olmasaydı zaten herhalde, bilmiyorum, hesaplasak neredeyse Korkunç, yedi evet. buçuk yılda çok fazla tutmuştur yani, de sigortam vardı. Yani o zaman belki de Amerika'da kalmanız mümkün olmayabilirdi.
Sanıyorum olmazdı. Evet. 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 Sonra o Çünkü sigortadan sonra nasıl bir yöntemle gidiliyor? Onlar sigorta senin elini tutuyor, şu doktora gideceksin falan diye mi, yoksa sen kendi başına mı işini halletmek durumundasın? sigorta bu dönemde elini tutmuyor aslında. Yani sen bir yerde bilmek zorundasın ama kendi doktorun yönlendiriyor diyebilirim. Burada zaten sigortanın verdiği bayanlar için bir OBGYN, bir de kendi aile doktorun olduğu zaman onlar seni yönlendiriyor ki bende de nitekim OBGYN ziyaretinde çıkmıştı. O beni bir şeye gönderdi. Şimdi Türkçesini Hiç İngilizce önemli değil çünkü Amerika'daki arkadaşlar seyrediyor. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatırlayamazsan İngilizce söyle. Tamam. Surgeon Oncologist'e gönderdi beni. O detaylı test yaptı. Sonuçta bana fikri veren oydu. Evet, burada küçük bir şey var. Bunu alalım mı? İşte 3 ayda bir kontrol edebiliriz falan. O beni gönderdikten sonra Surgeon Oncologist'e onun şeyindeydim ben. O bana baktı yani Evet. deyip karar aşamasında birlikte karar verdik. Ben ameliyat istemiştim. Ameliyatımı o yaptı. Tedavi aşamasına geçince de beni onkoloğa gönderdi. Anladım. Türkiye'deki ismiyle medikal onkolog deniliyordu. Burada sadece onkolojist deniliyor, o kadar. Peki bu Türkiye'dekiyle Amerika, Türkiye'deki sistemi biliyor musun nasıl yürüdüğünü? Az çok biliyorum. Türkiye'de de herhalde hem surgeon oncologist hem de medikal onkolojist hastaya bakıyor. İkisi konuşuyorlar mı bilmiyorum ama Evet. bildiklerimden ameliyatını yaptıktan sonra tedavisi için onkoloğa gidenlerin de belli bir sürede gidip cerrah doktorlarını da görmeleri gerekiyor diye biliyorum. Peki mesela bizde en azından ben küçükken öyleydi. Belki birazcık sistem değişiyordur. Bizde doktora soru sorulmazdı. Doktor her şeyin en iyisini bilirdi. Pek böyle öyle dediyse öyle yapılırdı. Öyle fikrinizi de pek sormazlardı yani. Bizim kültürümüzde çok fazla öyle bir sistem yok. Burada sen kendi işini yapmakla birazcık yükümlü oluyorsun. Sana bir sorumluluk verilmiş gibi oluyor. Sana fikir veriyorlar. Ama sen ne düşünüyorsun diye geri soruyorlar. Böyle kalıveriyorsun. Nasıl, ben mi düşüneceğim falan diye. Senin işin ne falan. Öyle bir şaşkınlık oluyor ki kanser çok ciddi bir hastalık. Ve de maalesef tek bir şekilde tedavisi olmayan, pek çok yollara ayrışan tedavisi olan bir hastalık. Ve bana yardımcı ol, birlikte karar verelim diyorlar. Bu nasıl bir kültürel şoktur? Evet, Türkiye'de yani inanması çok zor ama gerçekten hala öyle. Doktora pek soru sorulmaz. Bunu bu yaz gittiğim zaman kendim de görmüştüm. Buradakisi de dediğin gibi tam tersi. Bir ara doktorun e-mail adresi şu an değişiyor ama benden bayağı bir çekmişti. E-mail adresini bile vermişti. Ben ona değişik değişik fikirler gönderip bunu da denesek mi falan Evet. gibilerinden sorular soruyordum yani. Burada gerçekten hastanın mesela benim en çok yaşadığım, ikilemde kaldığım şey ameliyat sırasında iki göğsü de aldırma seçeneği vardı. İkisini de mi yoksa sadece hasta olanı mı aldıracağım diye sorarken bunun ikilemini çok yaşadım. Yani öyle mi olsun, böyle mi olsun falan diye bana tam bir fikir veremiyorlar. Herhalde burada da sü edilme korkusu çok fazla ya, Evet. işte bana böyle demişti. Onun için ben böyle oldum. Bakın bu oldu sonucunda falan diye dava edileceğinden korkuluyor herhalde. Orada çok hastaya bırakıyorlar kararı. Bu da Burada birazcık gerçekten zor olmuyor mu? Zaten stres altındasın. Bildiğin bir konu değil. evet. Yani ben tabii demek istemiyorum ki doktor sana öt öt falan sus, sen hastalığını bil falan demesin de birisi sanki daha bu yol daha doğrudur diye yol gösterse daha mı rahat edersin? Bilemiyorum. Ne düşünüyorsun bu konuda? Öncelikle iki seçeneği de A'dan Z'ye anlatıyorlar. Onun sonucunda senin karar vermen gerekiyor. Yani tamamıyla sana hiçbir şey söylemeden hayır sen karar verdi demiyor da işte bunu yaparsan artıları şudur, eksileri budur. Bunu yaparsan da artıları budur, eksileri budur.
Yani ben o dönemde tabii kızmıştım doktoruma çok fazla ama sonradan anlıyorum ki bir de şimdi internet denen bir şey var elimizin altında. Araştırma imkanın çok yüksek. Demiyorum ki önüne gelen her siteyi oku falan diye ama medikal sitelerde çok fazla bilgi var. Bir Evet. de burada kendimi bilgilendirmek adına da olsun ben bazı medikal konferanslara da gittim. Oradan da fikirler edindim. Mesela son yenilikler nedir? Hastaya kattıkları nedir? Mesela ben bir tek göğsünde hastalık var ama diğer yandan hastanın genetiğinde de kanser çıkmış. Yani genetik olduğu için kanser olmuş diyeyim. Senin kararın ne oldu? İkisine birden mi müdahale edildin? Evet, ben ikisine birden müdahale edilmesini istedim. Mesela diğer göğsü de aldırmak %98 koruma sağlıyormuş diğer göğüse geçmesini engelliyormuş. Mesela bunu bilmiyordum. Onu gittiğim konferansta öğrendim. Yani araştırma imkanı da günümüzde çok olduğu için aslında her ne kadar insana o dönemde biraz kızıyor olsa da sonuçta doktorlar sana bilgiyi veriyorlar yani. Türkiye'de ailen var. Annen Evet. var. Tanışmıştım bir zamanlar. Çok tatlı bir Evet. kadın. Evet. Onların reaksiyonu ne oldu? Çünkü çok uzaktasın. Aman kızım gel biz hallederiz burada mı dediler yoksa aman orada kal orada daha ileridir bu işler mi dediler ne dediler? Şimdi annemler söylemedi ama başkaları söyledi yani işte annen burada, baban burada, bütün herkes burada. Orada sen bir tek eşinlesin, eşin ne kadar seninle gelip gidebilir falan. Türkiye'ye gelseniz gibilerinden söyleyenler oldu. Ama annem ve babam bunu söylemedi. Yani herhalde onun seçeneği bile yoktu. Çünkü insan hasta olunca Türkiye'de ya da dünyanın başka yerinde Amerika'ya gelir yani. Sanki tıp burada daha ileridir ya da ne bileyim tedaviler falan daha gelişmiştir diye herhalde insanlar buraya gelip tedavi olup dönüyor diye duyuyorduk eskiden yani Türkiye'deyken. Onun pek bir tartışması olmadı ama tabii çok üzüldüler. İki hafta içinde. Gelebildiler mi? Buraya gelebildi, Amerika'ya gelebildiler mi? Evet geldiler hemen geldiler. 2 hafta içinde geldiler. Benimle annem ilk dönemde 3 ay sonra 6 ay. Bir 7-8 kere geldi yani annem, babam da 3 kere geldi. Onların da bana çok desteği oldu burada tabii. Evet. Eşimle beraber. Kızınla bu konuları nasıl konuşuyorsun? Kızımla geçen seneye kadar bu konuları konuşmadık. Geçen sene de ama tabii bendeki değişimi görüyordu. Çünkü çok uzun bir dönem ben saçsızdım. Saçlarım yoktu. Neden başka bayanların saçları var uzun? Ama benim yok falan gibi. O zaman ben hastayım falan demiştim ama ne hastası olduğumu söylememiştim. Geçen sene de bir psikoloğa danışıp nasıl söyleyebiliriz falan diye şey yaptık. Ve de benim eşimle beraber kendimizin söylemesinin daha uygun olacağını düşünüp kızıma söyledik. Ben zaten biliyorum gibilerinden bir şey söyledi. Diğer yandan da her şeye I know that falan dedi. Orada tam emin olamadım ama okuldaki psikoloğa sordum. O da istersen ben de görüşebilirim dedi. Yanına çağırıp işte annen hasta bu konuda konuşmak ister misin dediğinde konuşmak istemediğini söylemiş. Dolayısıyla kendisi bildiğini ama konuşmak istemediğini söylüyor. Ama diğer yandan da eğer ben ayaktaysam, kendi işimi kendim yapabiliyorsam, hasta bir şekilde yatmıyorsam, onun için iyi bir gün o. Ama yatıyorsam da bana desteği oluyor. Mesela üstümü gelip örtüyor. Ne bileyim, şey yapıyor, öpüyor, su getiriyor falan. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Evet, kızım 1,5 yaşındayken hastalandım demiştim ya. 2 yaşını doldurmuştu. İşte ameliyatı olsun, teşhis aşamasında ufak bir gecikme oldu benim durumumda. Kemoterapiye başlayıp da ilk saçlarımı kaybedeceğim zaman o 2 yaşını doldurmuştu. Konuşmuyordu. Kızım biraz geç konuşmaya başladı. Benim 3 yaşını geçmişti. Saçlar 3. haftada dökülür dediler. O sürede annem de
dedik yani ne yapalım işte uzun saçlarım var. En iyisi saçlarımı kazıyalım Evet. İşte kızım da orada köşeden beni izliyordu. Ah Annemin canım. saçlarının kesmesini. Şöyle bir yüz ifadesiyle bana bakıyor. Uzak duruyor falan. O güne kadar tek kelime etmemişti. Tek kelime. Yani hiç konuşmuyor. Konuşmuyor dedim. Hiç konuşmuyor. O günü hiç unutmam geldi. Saçsız başıma elini dokundurdu. Şu şekilde ve I love you dedi. Hiç konuşmayan çocuk. İki kere I love you dedi. Yani o aslında bana çok destek oluyor da haberi yok. Evet, değil mi? Değil mi? O varlığı bile bana çok bir destek. Çok Evet. büyük bir destek. Bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi sen kanserden önce bir kimliktin, bir anneydin, bir eştin, birisinin kızısın, belki birisinin kardeşisin, belki bir kariyerin var. Birdenbire kanser hayatının ortasına oturuyor. Sen kimliğini kaybedip kanserli insan haline dönüşüyorsun. Buna nasıl engel olunur ya da olunabilir mi? Görünüşte çok hasta değilsen aslında seni tanımayan insanlar bunu bilmiyor. Sadece tanıyanlar biliyor. Amerika'da da şöyle bir şey var. Yani bazısı sanki tamamıyla ona odaklanıyor. Hani kanserli her dakika nasıl olduğunu sormalıyım falan gibilerinden düşünüyorlar herhalde. Evet. Onu istemiyorsun tabii. Yani ben sadece öyle değilim. Sadece kanserli bir insan değilim. Normal hayatım devam ediyor edebildiği kadarıyla diye düşünüyorsun. Bazı insan da hiç yani saymıyor seni. Hala eskisi gibi olduğunu düşünüp o şekilde de devam ediyor. O da çok çok iyi değil. Yani oluyor ki bazen çok zor bir gün geçirmiş oluyorsun. O kişi seni gördüğünde de işte nasılsın bu arada sağlığın nasıl diye sormasını da istiyorsun. Yani bunun dengesi çok yok aslında. Ama diyelim ki ayaktasın, peruk takıp da saklayabilirsen saçlarının olmadığını mesela ya da şapka takarsan normal bir insan olarak yaşantına devam edebiliyorsun. O Senin, devam pardon et. lafını kestim. Yok, bitirmiştim. Facebook'ta görüyorum bazen yazdığını. Senin kanserli, diğer kanserli hastalara yardımcı olmaya amaçlayan bazı çalışmaların var. Onlarla da ilgili bilgi alalım. Evet, şimdi ilk herhalde bir 2 sene falan geçmişti hastalandıktan sonra. Aslında daha bir başından başlayayım. İlk hastalandığımda tam kemoterapi aldığım zaman saçlarım falan yok. En hasta olduğum an diyeyim. O zamanlarda onkoloğum bana, burada çok yakınımızda bir üniversitede meme kanseri destek merkezi var. Oraya gidip onlarla konuşabileceğim. İşte onlar hep bir grup kuruyorlar belli bir sürede. İşte 2 ayda bir yeni bir grup oluşturuyorlar diyeyim. Onu tavsiye etmişti. Orada ben çok destek gördüm. Daha doğrusu oradaki bütün bayanlar herkes eşit. Yani herkes çok zor günler geçiriyor falan. Herkes tecrübelerini aktarınca çok hoş bir ortamda karşılanmıştım ben. O çok hoşuma gitmişti. Ama diğer yandan da insanın her dakika dışarı çıkması mümkün olmuyor. O yüzden internet üzerinden böyle bir şey olup olmadığına bakmıştım. Bir de Türkçe bakayım dedim bulamadım. Türkçe de konuşmak istiyorum tabii. İşte genelde forum siteleri var. Facebook o zaman yoktu bu kadar tabii. Belki de hiç yoktu bilemiyorum şimdi de. Evet, yeni yeni belki. Yeni yeni evet en azından benim Facebook hesabım yoktu. Belli bir kanser şeyi kurulmuş ama hiçbir konuşma yok ya da işte belli bir alıntı yapılmış. Kısacası bulamamıştım ama 2 sene olmuştu herhalde hastalandıktan sonra. Eşim dedi ki o zaman sen kur bir site, herkes gelip orada yazışsın. Öyle başladı benim maceram. Sonra bu sadece web sitesi olmaktan çıktı. Yüz yüze görüşmeler de başladı. Bu arada ben buradaki grup arkadaşlarımla hala görüşüyorum. 7,5 yıl oldu. Peki bu Türkçe grubundaki insanlar genellikle Amerika'da yaşayanlar mı, yoksa bütün Türkiye'de, Amerika'da her yerde mi? Her yerde Türkçe konuşuyorsa, yazışılanları anlıyorsa tabii her yerde olabilir yani. Geneli Türkiye'de ama. Peki bunların, bu sitelerin adreslerini bize söyler misin? Grupların adreslerini.
Evet. Web sitemin adı ümitliyiz.com. Ümitliyiz.com. Çok güzel. Tam yerinde. Evet. Evet. Facebook'taki grubumuz da facebook.com/groups/ümitliyiz. Groups/ümitliyiz. Evet. Evet. Zaten herhalde seni Serap Güler Yıldırım diye belki Facebook'tan arasalar, ihtiyacı olanlar yardıma, bir fikir danışmak isteyenler ya da bir kendisinin gibi bir insanın elinden tutmak isteyenler. Evet. Öyle de sana ulaşabilirler, değil mi? Evet, bu şekilde bayağı bir yerde ismim çıkıyor web sitelerinde ya da Google'da aradığın zaman ismim bayağı çıkıyor. Aslında bilmiyorum her ne kadar iyi midir, kötü müdür ama sonuçta kanser ve ümitli ismi bir arada olsun da benim ismim de arada kaynasın gitsin diye düşünüyorum arada yani. Çok çok haklısın. Çok haklısın. Kelimesiyle kanser kelimesinin bir arada anılması. Evet, değil mi? Evet. Seni nereden nereye getirdi? Hiç bilmediğin bir sulara girmiş oldun. Belki isteyerek değil ama en azından eline gelmiş şeyle en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Kim bilir kaç kişiye de yardımcı oldun. Bir sorun var. Amerika'daki insanların, Amerikalıların kültürel olarak Türkiye'deki insanlarla farkları var ama kansere bakış açılarında fark var mı? Bizde öyle şeyler vardır ki kötü hastalığın adı bile söylenmez. Sanki söylendiği zaman ya size bulaşacak ya da hakikaten olacak. Yani kanser ettin beni demek böyle artık en kötü söylenebilecek en kötü anneler çocuklarına söyler hani. Ve de onu söylediği zaman sanki bir şekilde ağzından dilinden o girer. Olma ihtimali belirir. Çocuğun da ödü patlar. Anneciğim anneciğim der. Bizde böyle bir kültürel korku var. Tabu gibi bir şey. Belki değişiyor. Belki de internet değiştiriyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, burada kültür olarak herhalde evet daha bir serbest insanlar ya da bu konuya daha çok alışılmış diyeyim. Gerçekten de Türkiye'de insanlar kanser olurdu. Ne bileyim bilmezdin. Komşun mesela kansermiş. Öyle iyi saklanırdı ki bu bilmezdin. Lafı bile edilmezdi. Bırak üstünde konuşup içindekileri anlatmayı. Saklanan bir şeydi. Hala Yani şu öyle an yavaş yavaş değişiyor. Bayağı bir değişiklik görüyorum. Bazı insanlar mesela Türkiye'de işte sormuşlardı bana. Ben Türkiye ziyaretlerimde genelde bir kere hatta şey yapmıştım. Hiç peruksuz dolaşacağım diye ya da şapka takmadan dolaşacağım Hatırlıyorum onu. diye. Evet. O şekilde deneme yapmıştım. Eskisi kadar değil. Eskiden kendim başka bir çalışma yapıp da kıyaslama imkanım olmadı ama bana söylenildi yani web sitesine gelen bayanlar olsun falan işte saçları olmayan bir bayan göründüğünde ya işte bakışlarını kaçırırsın ya da ne bileyim konuşmasın falan bu tür şeylerle karşılaştıklarını söylemişlerdi. Benim de tersime bakışları kaçırmak falan değil de hatta bir tanesi şey bile sormuştu yani geçmiş olsun falan diye öyle girişmişti yani iyisindir inşallah falan gibi o da hoştu ama mesela burada bir şey vardı onu hiç unutmuyorum ilk saçlarım dökülecek ameliyattan hemen sonraydı bir bayan bir dükkanda görmüştüm bayanı ben de dedi şey oldum dedi kanseri dedi atlattım dedi sana sarılabilir miyim dedi Amerikalı bir bayan. Sana sarılabilir miyim dedi. Senin de atlatacağına inanıyorum ve senin için dua edeceğim demişti. Ne kadar Burada güzel. da serbestlik var yani. Evet. Fark o. Ama Türkiye'de yavaş yavaş değişiyor kesinlikle. Buna inanıyorum. Sen şimdi tedavinin hangi noktasındasın? Şu anda her gün bir hap olarak tedavim devam ediyor. Bu çok yeni bir hap. Hatta burada sigorta karşılamıyor bile buna henüz. Bu yüzden bayağı yeni. Geçen Haziran ayında açıklandı üçüncü faz çalışmaları. Bayağı faydalı ve benim de durumumda bayağı bir fayda sağlandı. Testler bunu gösteriyor. Hap Çok güzel. olarak devam ediyor kemoterapim. Çok güzel, çok güzel. Peki Serapcığım, benim aklıma gelenler bunlar. Senin söylemek istediğin, benim atladığım ya da hiç düşünemediğim şeyler neler var?
Şimdi ben burada da meme kanseri destek hattında gönüllü çalışmalar yapıyorum. Burada bulunan bayanlar sigortası yoksa bile senede bir ya da şimdi onu değiştirmeye çalışıyorlar. 2 senede bir yapmaya çalışıyorlar. Mamografi çektirebiliyorlar. Bazıları çok çok düşük bir parayla, bazıları tamamen bedava. Bunun en doğru bilgisini de kendi civarlarında bulunan meme kanseri destek fonu olsun, foundationlarından olsun ya da web sitelerinden kanser.org'dan öğrenebilirler. Bunu atlatmamalarını isterim. Ya da sigortam yok diye herhangi bir şey hissediyorsa bile doktora gitmemezlik yapmasınlar. Çünkü özellikle meme kanseri erken teşhisle tamamen kurtulabilecek bir şey. Bakmayın siz benim 7 yıldır savaştığıma, benimkisi farklı bir tür meme kanseri olduğu için uzun sürdü, Sanırım sürüyor. kaçaklara bile, değil mi? Kaçak olarak burada yasa Kaçak dışına düşseniz bile sağlığı ihmal etmemek lazım korkup. kesinlikle, kesinlikle. Bir de şimdi son zamanlarda birkaç doktordan duyduğum bir şey var. Kemoterapisiz de meme kanserinden kurtulunabilecek. Şöyle ki, meme kanseri tümör olarak ya da tür olarak söylemiyorum ama tür olarak şey yani meme kanserini oluşturan diyeyim, onu besleyen, kanser hücresini besleyen hormon durumu pozitif veya negatif olan var. Mesela pozitif olanında hapla ya da başka yöntemlerle hormonu vücutta sıfıra indirdikleri zaman kemoterapiye gerek kalmayabilecek diyorlar. Şu anda onun çalışmaları var. O yüzden çok da korkulacak bir şey değil. Ben birkaç kişiden duydum. Yani ben çok korkuyorum doktora gitmekten. Sanki doktora gitmeyince kanser kendi kendine geçecekmiş gibi. Evet, değil mi? İşte kansersin diyecek diye çok korkuyorum. Burada bir şey hissediyorum ama gidemiyorum falan. Bu şey bir şey. Yani çocukça diyeyim. En iyisi gitmek, korkuyla yüzleşmek için bir an önce tedavise tedavi, ameliyatsa ameliyat bir an önce başlamak gerekiyor. Çünkü sonunda kurtuluyorsunuz. Yani gitmemek daha kötü. Bunu söylemek isterdim işte Türkiye'de şey Amerika'daki bayanların bunu atlatmaması gerekiyor. Anladım. Kontrolü. Serapcığım, seninle gurur duyuyoruz. Bütün Teşekkür. çalışmalarından ötürü, bu kadar hepimiz için güçlü olduğundan ötürü. Harikasın, ne diyeyim? Düşüyorum. Çok teşekkür ederim beni düşündüğün için, böyle bir röportaj için. Estağfurullah. Ben de seni gururla takip ediyorum her çalışmanı. Sağ ol, Özellikle sağ oğlunun da bütün resitallerini dinliyorum. ol. Sağ ol. Kızını Çok 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 öp benim için, olur mu? tamam, Ve sen de ol. eşine çok çok selam söyle. Annene de selam söyle. Bir kere görüşmüştük, hatırlıyorum. Karşısına. Ben bu programı kapatacağım. Sadece bir cümle söyleyeceğim. Ondan sonra da seni çok böyle sanal olarak öpeceğim. İyiymiş Tamam. ya. Biz ara sıra sohbet edelim Evet, çok iyi oldu bu böyle. böyle, kesinlikle. Evet. ATNC.tv için düzenlediğimiz değil, yaptığımız. Bir daha. Hazırladığımız. Hazırladığımız. Sen Ben. söylesene benim yerime. Ben ismi kaçırdım ama. ATNC.tv için hazırladığımız Yalnız Değilsiniz programının sonuna geldik. Sevgili arkadaşım Serap Güler Yıldırım bize çok değerli bilgilerini verdi. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Var ol. Her zaman bizimle ol ve bizlere destek ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.